Merhaba arkadaşlar. Güç Elektronik Uygulamalar dersimizin birinci haftanın 5. bölümündeyiz. Konumuz e, tam köprü DADA DA, çevirici arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, devremizin sol tarafında bir doğru gerilim kaynağı var. Bu akü olabilir. AC şebekeden doğrultulmuş bir çıkışına çıkışı olabilir. Sonuç olarak sol taraf bir DA gerilim arkadaşlar. E, sağ tarafta da bir doğrakım motorumuz var. Arkadaşlar doğrakım motorunu görüyorsunuz. E, modellemişim. Bu doğrakım motorunun ters elektromotor kuvveti. Bu doğal motorunun direnci, bu da dorakın akım motorunun e, kaçak endüktansı. Şimdi arkadaşlar devreye baktığımızda 4 tane anahtar var bunlar IGBT MOSFET gibi hem açıp hem kapatılabilen tristör olamaz arkadaşlar anahtarlar. D1 f D2, D3, D4 ise bu anahtarlara ters yönde bağlanmış e, serbest geçiş diyotları sevgili arkadaşlar. Tam köprü çevirici devresinde 3 farklı uygulama vardır arkadaşlar birincisi doğal motor sürücü devrelerinde kullanılırlar. i̇kincisi kesintisiz DA güç kaynaklarında kullanılırlar arkadaşlar. üçüncüsü de anahtarlamalı ve transformatör yalıtımlı DA DA güç kaynaklarında DA AA orta yüksek frekans çevriminde kullanılırlar arkadaşlar. Yukarıda açıklanan her üç amaç için de arkadaşlar şekil ipi 2.1'de gösterilen devre kullanılmaktadır. Farklı olan tek şey bu anahtarlamaların mikro de DSP'den ya da APC'den gelen tetikleme sıralarıdır. Yani bu tetikleme sıraları veya kontrol mantığıdır arkadaşlar. Bu kontrol mantığına bağlı olarak her üç amacı da gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, v giriş gerilimi sabittir. Sevgili arkadaşlar burada. V giriş gerilimi sabittir. Eee ve çıkış gerilimi de I çıkış akımının hem değeri hem de yünü, yünü değiştirilebilir. Bu çok güzel bir özelliktir arkadaşlar. Eğer siz bu motorun uçlarındaki gerilimin polaritesini yani şu AB polaritelerini I akımından motor akımından bağımsız olarak değiştirebiliyorsanız arkadaşlar bu şu anlama gelir. Siz bu motoru dört bölgeli olarak kontrol edebilirsiniz demek. Ne demek dört bölgeli arkadaşlar? Biliyorsunuz zaten bir motor en fazla dört bölgeli kontrol edilebilir. Bunlar neydi? Sağa dön Sağa, sağa dönerken yavaşla, dur, sola dön, sola dönerken yavaşla. Dolayısıyla bu tür bir e, akım ve gelin birbirine bağımsız olarak kontrol edebildiği devreler arkadaşlar e, biliyorsunuz e, faydalı frenleme dediğimiz yani frenleme esnasında kaynağa enerji basabileceğimiz modda da çalışması mümkündü. sevgili arkadaşlar. Şimdi başka ne söyleyebiliriz bu devre ilgili? Ee, şekil 2.1'de anahtarın kapalı olması içinden mutlaka akım akacağı olarak düşünülmemelidir. Anahtar 10 konumuna getirildiğinde I çıkış akımının yönüne bağlı olarak anahtar akım iletir ya da iletmez. Her bir diyot paralel bağlı olduğu kontrol edilen anahtara ters olarak bağlanmıştır. Şekil 2.1'de iki, iki adet kol bulunmaktadır. Arkadaşlar kollardan kastımız şurası. Bunu da belirteyim. Gerçi bildiğinizi tahmin ediyorum ama açıkçası bu birinci koldur arkadaşlar. Bu da ikinci koldur. Değil mi? Şu ikinci kol. Evet. Birinci kol da A motor A noktasıyla birinci kola bağlı, motor B noktasıyla ikinci kola bağlı. Bunu da görelim arkadaşlar. Evet. Her iki kol üzerinde iki adet kontrol edebilen anahtarlar yer alır. Aynı kol üzerindeki anahtarlar bir iletimdeyken diğeri mutlaka kesimdedir. Aynı anda asla iletimde olmazlar. Uygulamada aynı kod üzerinde yer alan iki anahtarın kesimde olduğu boş zaman, arkadaşlar biz ölü zaman diyoruz değil mi? Did time diyor buna. Ölü zaman olarak adlandırılan kısa bir zaman aralığı bulunmaktadır. Arkadaşlar bu kısa zaman aralığı sebebi ne biliyorsunuz? DA girişin kısa devre olmasını engellemek. Aksi halde anahtarlar anında yanarlar. Burada anahtarların ideal olduğu, yani iletim ya da kesim işareti geldiğinde anahtarın hemen devreye girdiği, dolayısıyla boş zamanların ihtiyaç olmadığı kabul edilmiştir. Şekili 2.1'e bakıldığında çıkış geriliminin kontrolü yalnızca anahtarın on-off durumuna göre değişmektedir. Mesela A kolu el alınsın, negatif olan N noktasına göre tanımlanan RAN çıkış gerilimi anahtarların konumuna bağlı olarak şu şekilde değişir. T1 anahtarı 10 ise bunun anlamı aynı kol üzerinde T3 anahtarın off olmasıdır. I çıkış pozitif ise I çıkış akımı T1 üzerinden akacaktır. Eğer I çıkış negatif ise çıkış akımı D1 üzerinden akacaktır. Her iki durumda da A noktasının kaynağın V giriş pozitif ucu ile aynı potansiyel sahip olması anlamına gelir. Arkadaşlar bu yazdığım ifadeler burada var. Bakın gösteriyorum arkadaşlar. Bunu da isterseniz video üzerinden tekrar okuyabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar burada verdiğim formülleri ne anlama geldiğini, ne ifade ettiğini anlamak için arkadaşlar mutlaka şurada görmüş olduğumuz devreyi formüllerin yanına koyun. Yani her formüle bakarken lütfen bu devreyi de izleyin. Şu anda ikisini aynı anda gösteremiyorum çünkü alan yetersiz. Dolayısıyla bu formüllere bakarken şekilde mutlaka yanınıza alarak değerlendirin arkadaşlar. Örneğin T1 on, T3 off olduğunda arkadaşlar VAN'nin V, v girişe eşit olduğunu göreceksiniz benzer şekilde arkadaşlar T1 of T3 10 olduğunda VAN'nin sıfır olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla arkadaşlar dikkat ederseniz bakın VAN'yi sıfırdan V girişe kadar değiştirebiliyorum. Bunu nasıl yapabiliyorum? Mikro ya da DSP'den komut veriyorum. Diyorum ki T1'e 10 ol, T3'e off ol. O halde VAN'ye giriş işaretini alıyor. Diyorum ki T1'e off ol, T3'e 10 ol, VAN'ye sıfır değerini alıyor. 2 1 ve 2 eşitlikleri VAN değerinin İyi çıkış akımından bağımsız olarak kontrol edilebileceği anlamına gel, gelecektir arkadaşlar. Bunun önemli bir şey olduğunu ve avantaj olduğunu az önce söylemiştim. T1 anahtarının TS yani e, anahtarların, e, anahtarlama e, periyodu arkadaşlar. bu Yani anahtarlama frekansının tersi diyelim. TS anahtarlama periyodu içinde 10 olduğu süre arttırıldığında arkadaşlar. Yani T1 anahtarının duty cycle'ını arttırdığınızı düşünün. -ane eşit ve ane eşittir ve ilginç değeri artarken... T1 anahtarının TS anahtarlama periyodu içinde off olduğu süre arttırıldığında ise VAN eşittir V giriş, v giriş değeri azalacaktır. Bu nedenle T1 anahtarının on off süresine bağlı olarak arkadaşlar bakın dikkat edin VAN eşittir V giriş çarpı T10 artı 0 çarpı T off bölü TS eşittir V giriş çarpı TT1. Şimdi çocuklar bir için bu formül ne ifade eder? Bu şu arkadaşlar ben AN gerilim değerini. AN'den kastımız neydi arkadaşlar? Tekrar geri dönelim. Bakın. Burası A noktası, burası N noktası değil mi arkadaşlar? Bu AN geriliminden bahsediyoruz. Oraya bir voltmetre bağlarsanız bu voltmetre de, ya da osiloskop bağlarsanız arkadaşlar osiloskoptaki değişim miktarı bu. Ve AN arkadaşlar bakın V giriş gerilim, açı gerilim ya da doğrultulmuş gerilimin e, T1 anahtarının duty cycle'ı ile çarpımına eşit. Dolayısıyla arkadaşlar bakın tut T1 anahtarının duty cycle'ı ile oynadıkça VAN'nin değerini değiştiriyorsunuz arkadaşlar. 2 3 eşitliğinde VAN, ne? T ani değerin ortalama değeri olarak adlandırılır. DT1 ise T1 anahtarının anahtar çalışma oranı duty cycle'dır. T10 T1 anahtarının eritimde kaldığı süre, T ise T1 anahtarının kesimde kaldığı süredir. Benzer olarak şekil 2'de verilen devredeki B kolu içinde benzer işlemler yapılır. Bu durumda T1 anahtarının yerini T4, T4 anahtarı alacaktır. Yukarıdaki T1 için yazılan şeylerin bu durumda T4 için geçerli olduğu kabul edilirse Ara adım ve açıklamalar ihmal edilerek arkadaşlar V ve BN gerilimi de arkadaşlar bu şekilde ayarlanıyor. Bakın VBN gerilimi neresi arkadaşlar? Bakın izleyin. Bu da motorun eksi ucunun N noktasıyla olan gerilimi. Değil mi? O gerilimin ortalama değeri. O halde o değeri nasıl değiştiriyorum arkadaşlar? D4 anahtarının duty cycle'ını mikro işlemciden gelen değerlerle değiştiriyorum. T10, T4 anahtarının iletimde kaldığı süre buradaki arkadaşlar T10. T of T4 anahtarının kesimde kaldığı süredir. T4 ise bd 4 ise T4 anahtarının anahtar çalışma oranı duty cycle'dır. Yukarıda yapılan açıklamalara bağlı olarak arkadaşlar yükün uçlarındaki gerilim yani motor uçlarındaki gerilim ortalama değeri de VAN eksi VBN'dir. Arkadaşlar bakın işte tekrar geri dönüyorum devreye bakın. Buyurun arkadaşlar şuraya osiloskopun bir ucu Buraya bir osiloskopun bir ucunu bağlarsanız ne olur arkadaşlar? VAN eksi VBN. Neyi verir? Motorun uçlarındaki gerilim verir. Gördünüz mü arkadaşlar? Açık bir şekilde. Bu da görülüyor. Şimdi kaldığımız yere bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi V çıkış gerilimi VAN eksi VBN'dir. Dolayısıyla arkadaşlar siz T1 ve T4 IGBT'lerini kontrol ederek çıkış geriliminin ortalamasını değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi VBN, VAN'den büyük yapılırsa yani V gidi çarpı DT4'ün değeri V giriş çarpı DT1'in değerinden büyükse yani VBN büyüktür VA ise V çıkış gerilimi negatif olur arkadaşlar. Biz de az önce ne demiştim ben size? Dört bölgeli çalışmada akım negatif olabiliyor mu? Motor akım evet. Motor gerilimi negatif olabiliyor muydu? Evet işte bakın motor gerilimi mesela negatif yapmak istiyorsanız VBN'yi VA büyük yapmanız yeterli arkadaşlar. Bu durumda V çıkışta e, negatif olur. Bu durumda VD bunu sağlamak için de T4 anahtarının duty cycle'ının T1 anahtarının duty cycle'ından büyük olması yeterlidir arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar merak ettiğiniz konuya. Mesela ben bu sizin Simulink çıkan son Simulink kitabında arkadaşlar bu şu anda anlatacağım devrenin Simulink modelini kurdum. Hayırlı olsun. Bunun üzerinde istediğiniz çalışmayı yapabilirsiniz. Detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bundan daha bir fırsat evvel olmaz. Benim bayağı aylarca çalıştığım şeyleri siz kısa zamanda sahip oluyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. Piyasada iyi bir menüs olmak istiyorsanız size zaman lazım. İşte ben size o zaman arkadaşlar sağlıyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim daha önce incelenen tek taraflı DEA-DEA çevircilerde çıkış geliminin kutlanışı tek yönlüydü. Ne demek arkadaşlar bu? Çıkış gelimi yalnızca pozitif oluyordu. Yani negatif olamıyordu. Bu nedenle doğal akım formundaki test ediliş şeklindeki anahtarlama frekansında işaret kontrol geliminin karşılaştırması edilen PM kontrol işareti tek anahtar uygulanmaktaydı. Fakat şekil 2000'de verilen tam köprü DA DA çevirici devresinde kutup yönü değiştirilebilir olduğundan alternatif akım formundaki test tele dişi kullanılacaktır. Arkadaşlar ne demek istiyorum bakın tekrar geri döneceğim buraya. Bugün biz güç elektronik devrelerinde ee, bak ya da boost'u kontrol ederken DA üçgen işareti kullanıyorduk değil mi? Test tele dişi üçgendi değil mi? Çünkü çıkış gerilimi tek yönlüydü. Ama bakın bu da arkadaşlar çıkış gerilimi hem pozitif hem de negatif olabildiği için sizin referans olarak kullandığınız üçgen işaret yani test dışı alternatif gerilim oluyor. Bakın bu önemli bir bilgidir arkadaşlar. Dolayısıyla siz bu motoru kontrol ettiğiniz zaman mikro işlemci ya da DSP ile DSP'nin içinde kullandığınız kontrol işareti olan test redişinin AC olması gerekiyor. DC olmaması lazım. Arkadaşlar önemli bir şey buna dikkat edin. Arkadaşlar burada bir not yazmışım. Bakın daha önce anlatılan DADA DA çevirici devrelerinde çıkış akımı yükün durumuna göre kesintili olabiliyor dedi. Fakat tam köprü DADA DA çeviricilerde yük akımının düşük değerlerinde bile yük akımı kesintili olmaz. Önemli bir özellik arkadaşlar bu. Şimdi arkadaşlar piyasaya gittiğiniz zaman tam köprü DADA DA çeviricinin iki farklı yöntemle kontrol edildiğini göreceksiniz. Yani siz çift kutuplu gerilim anahtarımlı PWM tipi kontrolde görebilirsiniz. Tek kutuplu gerilim anahtarımlı PWM de görebilirsiniz. Her ikisinin avantaj ve dezavantajlarını bu videonun sonunda söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi buraya es geçiyorum tekrar söylüyorum arkadaşlar siz bu devreye baktığınız zaman bakın bu devreye baktığınız zaman arkadaşlar çift kutuplu mu tek kutuplu mu olduğunu anlayamazsınız. Çünkü tek kutup ya da çift kutup arkadaşlar buradaki dört tane anahtarın kontrol ediliş biçimiyle alakalıdır. Devrenin yapısıyla, fiziksel yapısıyla alakalı değildi. Bunu asla unutmayın. Dolayısıyla bu devreye baktığımız zaman bu çift kutuplu ya da tek kutuplu diyemezsiniz. Bu devrenin tek adı vardı. Dea Dea çevirici tam köprü devresidir. Dolayısıyla arkadaşlar siz bunu karar vereceksiniz. Diyeceksiniz ki ben bu devreyi çift kutuplu gelim anahtarlamalı PVM ile kontrol edeceğim. Ya da tek kutuplu gelim anahtarlamalı PVM ile kontrol edeceğim. Yani mikro işlemcinin içine ya da DSP'nin ya da FPG'nin içine yazdığım yazılım ya çift kutuplu geri anahtarlamalı PVM'e göre yazıyor, yapılacak ya da tek kutuplu gerilim anahtarlamalı PVM'e göre yapılacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar çift kutuplu e, gerim anahtarlamalı PVM devesine bakalım. Onun hakkında konuşalım. Sonra bir bitikten sonra arkadaşlar e, tek kutuplu anahtarlamalı e, DADL çeviriciye gireceğiz. Çünkü benim size tavsiyem şu. Şimdi siz biliyorsunuz bu anahtarı, bu devreyi kurmanız simulikte de çok basit. Artık bu konuyu öğrendiğinizi düşünüyorum. Şimdi problem ne? şunu merak ediyorsunuz. Hangi anahtar ne zaman tetiklenecek? Bununla ilgili e, bloklarını nasıl oluşturacağım? Yoksa ana devreyi kurmak sizin için kolay arkadaşlar. Dolayısıyla ben sizin yerinizde olsam şöyle yaparım. Benim biliyorsunuz simülik kitabı çıktı ve onun içindeki tüm dosyaları kitabın ön sözündeki e, drive dosyasını attım arkadaşlar. Bu drive dosyasının içinde bütün bu simülük dosyalarım var. Fakat siz şu anda ne yapıyorsunuz? Hazıra konmuş oluyorsunuz. Ben sizin yerinizde olsam arkadaşlar şöyle düşünürüm. Ben bu işi anladığımı anlayıp anlamadığımı nasıl kontrol edeceğim? Ya Uğur Hoca'nın bu anlattığı bilgileri kullanarak biraz sonra göstereceğim anahtarlama mantığını kullanarak ben bu dosyayı kendim oluşturayım simülük dosyasını. Çalıştırayım. Bakalım hocamızın e, internette bize indirdiğimizi müsaade ettiği drive dosyaların içindeki dosyayla aynı sonucu verecek mi? Yani benim size e, verdiğim simülük dosyaların arkadaşlar kendi yaptığınız çalışmalarda kontrol amaçlı kullanın. Aksi halde simulink hakim olamazsınız. Mutlaka siz kendiniz bu dosyayı üretmeye çalışın. Üretemezseniz tabii ki üretemediğiniz kısmına bakın. Uğur hocam ne yapmış diye inceleyin. Bunda bir sıkıntı yok. Ama tekrar aynı inatla devam ettirdin. Yani yoksa aksi halde sürekli başkasının yaptığı çalışmalar inmenisi olması söz konusu değil. Şimdi arkadaşlar gelelim çift kutuplu gelim anahtarlamalı PVM'e. Arkadaşlar bakın çıkış gelin pozitif ve negatif olur demişim bunda. T1 ve T2 anahtarı bir anahtar çifti. T3 ve T4 ise diğer anahtar çifti olarak ele alınırsa bir anahtar çifti devredeyken on durumundayken diğer anahtar çifti kesinlikle of devre dışında çıkartıldı. Demek ki az önce bahsettiğim simülük dosyasını oluştururken arkadaşlar yazdığınız yazılımda buna çok dikkat edeceksiniz. Diğer bir ifadeyle örneğin T1 ve T2 10 ise T3 ve T4 kesinlikle of durumda tutulur. Tersi doğrudur. Bir tek kontrol işareti vardır. Şimdi ne demek istiyorum arkadaşlar? Bakın şurada anlattığım şeyi ben size ben size açıklayacağım. Nerede açıklayacağım arkadaşlar? Şekil 2.2'de açıklayacağım. Bakın. Şimdi benim mikro işlemcinin içinde ürettiğim test dişi AC mi? Bakın AC arkadaşlar. Ve kontrol dediğim büyüklük iki taraflı mı tek taraflı Bakın alt tarafta kontrol yok arkadaşlar. Tek bir tane kontrol işaret var gördünüz mü? Şimdi siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Daha önceki bak boost ve bak boost çevirici mantığında kullandığınız gibi buradaki test edişi ile V kontrolü kontrol ediyorsunuz. Bu kontrol arkadaşlar biliyorsunuz V test dişi sabittir. V kontrol aşağı yukarı oynar. Yani siz şurada görmüş olduğunuz V kontrol değerini aşağıda indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu kontrol değerini yukarıda çıkarabilirsiniz. Yani şu kontrol değeri yatay e şey eğri oynayabilir bir eğri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu eğri üçgenle kontrolü karşılaştırıyorsunuz. Bakın şu bölge arkadaşlar şu bölge üçgenin kontrolden büyük olduğu bölge. Değil mi arkadaşlar? Bakın bu anda VAN ne olmuş? Negatif olmuş. Peki bu anda VBN ne olmuş? Pozitif olmuş. Bu an dışında VAN ne? Eee İletimde VBN ne sıfır bakın. VAN bu anda bak şu kırmızı anların dışında bu el çizeyim arkadaşlar onu. Şu kırmızı zaman diliminin dışında kalan zamanda VAN gerilimi V girişe eşit bu tetiklemeyi yaparsanız VBN gerilimi de eşit. Demek ki VAN varken VBN yok. VBN yokken VAN var. Doğru mu arkadaşlar? Peki çıkış gerilimini arkadaşlar VAN eksi VBN. O halde nokta nokta bu iki evi arkadaşlar bakın alttaki eğri de E nedir dersiniz. alttaki E Buradaki bu, bu eğri arkadaşlar AC mi? Bakın dikkat edin. DC motora giden gerilimin değişimi AC. Bakın artı eksi artı eksi. Peki bunun ortalaması ne? V çıkış. O halde motor neyle çalışacak arkadaşlar? V çıkışla çalışacak. O halde siz görmüş olduğunuz gibi buradaki VBN'yi büyütür. VAN'yi küçültürseniz ortalama gerilim. V çıkış aşağıya da yuk e, yukarı doğru inmeye başlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Dikkat edin. Bakın. V çıkış negatifte olabilir mi demiştim? Olabilir demiştik. Değil mi arkadaşlar? Bu tamamen neye bağlı? şu da görmüş olduğunuz üçgenle kontrol işaretinin karşılaştırılmasına bağlı. Bu da neye bağlı? V kontrol değerinin arkadaşlar nesi? Değerinin genliğini büyütüp küçülmesine bağlı. Şimdi arkadaşlar demek ki gerilimimiz bu. Motor gerilimi bu. Şimdi arkadaşlar akıma bakın. Bakın akım. şu şunu bir tel gibi düşünün. Bir tel düşünün bu. Birbirine bağlı bir tel. Bu tel herhangi bir yerinden tutun arkadaşlar yukarı aşağı oynatın bakın. Bu tel yukarı doğru çıkarsa çıkış akımının ortalama değeri büyür mü? Büyür. Tel aşağı doğru indirilirse çıkış akımı değeri negatif olur mu? Olur. Demek ki arkadaşlar şu görmüş olduğunuz tetiklemeler aynı zamanda arkadaşlar çıkış akımının sevgili arkadaşlar hem büyüklüğünü hem de yönlü değiştiriyor. Gördüğünüz gibi bölgesiz 4 bölgeli kontrol yapıyorsunuz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bakın bu da bir formül vermişim ben size. Tanjant alfa demişim. Şuradaki alfa şurası arkadaşlar. V kontrol bölü T1. Bakın buradaki üçgeni görün arkadaşlar. V kontrol bölü T1. Bu da aynı zamanda V üçgen bölü TS bölü 4'tür. Matematik olarak bakınca arkadaşlar bunu görürsünüz. Sonuç itibariyle T1 dediğim şey V kontrol yani T1 dediğim şey arkadaşlar ne? Şu uzunluk. V kontrol bölü V üçgen çarpı T bölü 4'tür. Şimdi arkadaşlar burada bir açıklama yapmışım. Bakın dikkat edin. T3 ve T4'ün 10 olması bunların tetiklendiği tüm süre boyunca bu iki anahtardan akım akmasını gerektirmez. Bir önceki zaman diliminde motor bobini üzerinden akan akım ani olarak yön değiştiremeyeceğinden dolayı motor ee, bobinindeki akım sona erinceye kadar T3 ve T4 tetiklense bile yük akımı önce D3 ve D4 üzerinden akacaktır benzer şekilde T1 ve T2 tetiklendiğinde yük akımı ani olarak yön değiştiremeyeceğinden bundan da önceki yük akımı D1 ve D2 üzerinden akacak. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar biliyorsunuz. Bunu güç elektronik dersinde defalarca anlattım. Bir anahtara biz niye paralel olarak ters yönde serbest geçit yöntem koyuyoruz? Çünkü anahtar devreden çıkarken üzerinde akım olmaması lazım. O halde serbest geçit ne yapıyor arkadaşlar? Bu anahtarla devreye girerken ya da çıkarken üzerindeki ters yöndeki akımın yani lens kanundan kaynaklanan akımın T4 ya da T1 ya da T2 ya da T3 anahtarlarını yakmasını engelliyor değil mi? Dolayısıyla dikkat edin arkadaşlar bakın şu aralıkta anahtarlama yapmışım ama bundan önce şu aralıkta D1 D2 diyodu iletimde. Benzer şekilde arkadaşlar bakın burada hep diğer diyotların hangi zaman alanında aktığını kontrol etin. Dolayısıyla devre bu devre analizini yaparken bu aralıklarda hangi tetiklemede hangi anahtarda tetiklendiği zaman hangi anahtar çifti devredeyken diğer diyotlardan, tabii ki akım akar bu konuyu mutlaka kontrol etmeniz lazım arkadaşlar. Arkadaşlar çift kutuplu DAD değer değer çevirici ile ilgili son bilgilerde şunlar. Şekil 2'de gösterildiği gibi V kontrol V üçgen şartı sağlanıyor ise T1 ve T2 10, T3 ve T4 of durumda olacaktır. V kontrol küçük V üçgen şartı sağlandığında ise, sağlandığında ise T1 ve T2 off T3 ve T4 10 durumda olacaktır. V kontrol V üçgen olduğu zaman da T eşittir. T1 anı anına deniyor. Yani T anı T1 anına tekabül ediyor. T1 dolayısıyla ile T2 anahtarının anahtar kullanım oranı DT1 eşittir T10 bölü TS olmak üzere ve T3 dolayısıyla T4 anahtarının anahtarlama kullanım oranı da DT3 eşittir T10 bölü TS olmak üzere çıkış gelimi ortalama değeri DT1 artı DT3 eşittir 1 T10 eşittir 2 çarpı T1 artı 0.5 TS olduğuna dikkat edilmedir. Şekil 2.2'de T1 T2 iletim aralığının bu 2.9 formülüyle ve 2.10 formülle verildiğini hatırlayalım arkadaşlar. Son olarak şunu da söyleyeyim ve bu konuyu bitireyim. E, 2-10 eşitliği 2 9 2 -10 eşitliği kullan, kullanarak elde edilebilir. 2-10 eşitliğinde V giriş ve V üçgen oranı sabittir. Buna göre 2-10 eşitliği V çıkış ile V kontrol arasında lineer bir ilişki olduğu anlamına da gelmektedir. Yalnız bu durumun bir anahtar çifti devredeyken diğer anahtar çiftin açık ol, devre olduğu ve anahtarlar arasında, anahtarlamalar arasında bir zaman boşluğu olmadığı, kabulüle olduğu unutulmamalıdır. Gerek gerçek hayatta kısa devre olmaması için anahtarlar arasında ölü zaman dilimi bırakılacağından 2 10 eşitliğinin lineerden nonlineere doğru evrileceğini unutulmamalıdır. Şekil 3 2'de çıkış gerilim dalga şeklinde bakılırsa çıkış geriliminin ek, eksi V'ye girişi ile artı V'ye girişi arasında değiştiği görülecektir. Bu nedenle bu anahtarlama yöntemine çift kutuplu anahtarlama denir. Demek ki arkadaşlar çift kutuplu ismi nereden geliyor gördüğünüz gibi? Hem artı hem eksi polariteye sahip olduğu için arkadaşlar buradan geliyor. O halde arkadaşlar şimdi tek kutuplu gerilim anahtarlama PVM anlatalım ve bu videoyu sonra bitirelim. Arkadaşlar unutmayın bakın çift kutuplu da çıkış gerilim pozitif ve negatif olur demişim. Tek kutuplu da çıkış gerilim pozitif veya negatif olur demişim arkadaşlar. Bu önemli bir ayrım buna dikkat edin. Arkadaşlar tek kutuplu çevirici şekil 2-3'te göstermişti biraz sonra ben size vereceğim. tek kutuplu tam köprü değer değer çevirisi ilişkin çeşitli değişimler o şekil 2-3'te. A kolundaki anahtarlar T1 ve T3 kontrol etmek için V kontrol, B kolundaki anahtarı yani T2 ve T4'ü kontrol etmek için size eksi V kontrol işareti kullanılmalıdır. Bu durumda arkadaşlar işte sizin merak ettiğiniz aslında bu arkadaşlar simonik dosyası için. V kontrol V üçgenden büyük olduğunda T1 on T2 on. V kontrol V üçgenden küçük olduğunda T1 of T2 of. Eksi V kontrol V üçgenden büyük olduğunda T4 on T3 on. Ve eksi V kontrol V üçgenden küçük olduğunda T4 of T3 on olacak arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Az öncekine ne farkımız arkadaşlar? Gene üçgenimi şey, sinüs, e, tetikliğimiz, test edilişimiz gene üçgen mi? Evet. Bakın arkadaşlar az önce V kontrol yukarıda değil mi? Bir de aşağıda bir V kontrol oluşturduk. Demek ki arkadaşlar bu devre yani tek kutuplu devre çift kontrolü yapılıyor. V kontrol ve eksi V kontrol. Unutmayın. Zaten siz V kontrol ürettiğiniz zaman simülükte arkadaşlar başın eksi yazarsanız eksi V kontrol olur değil mi? Dolayısıyla V kontrol ettikten sonra eksi V kontrol etmesi söz problem değil. V kontrol ürettiğiniz işareti copy paste edip başına eksi koyarsanız eksi V kontrol olacaktır değil mi? Burada bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bakın VAN iletimdeyken bakın VAN arkadaşlar az önce VAN varken VBN neydi? Arkadaşlar yoktu değil mi? Bakın şimdi VAN de var bu aralıkta VBN de var. Bakın dikkat edin. VAN'nin olduğu aralıkta VBN de vardı. Bakın tekrar geri dönüyorum arkadaşlar. Bakın karşılaştırın. VAN varken VBN 0. VAN sıfır olduğunda VBN 1 değil mi arkadaşlar? Ve Birisi on, birisi o fakat çift kutuplu, tek kutuplu devrede arkadaşlar böyle değil. VAN'e varken de olabiliyor. Dolayısıyla e, birisinin varlığı diğerinin yokluğu anlamına gelmiyor. Ama sonuç olarak VAN-VBN'e çıkış mı? Evet bakın VAN'den VBN'e çıkın arkadaşlar. Bakın şu bölge ortadan kalkar gördünüz mü? Çıkarın bakın van eksi çıkın. çıkarın, bölge ortadan kalkar. Dolayısıyla siz arkadaşlar şuradaki BN'yi büyüterek VVAN'ı küçülterek şu boşluğu arttırabilir ya da azaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu durumda şurada görmüş olduğunuz çıkış gerilimi arkadaşlar ne olur? Ne olur? E değer değiştirir. Yukarı doğru olabilir aşağı doğru olabilir. Eğer VBN daha büyük VAN daha küçük olursa bu sefer V çıkış gerilimi negatif olur. Aşağı doğru gider arkadaşlar. Aynı şekilde az önce bahsettim ben size. Bunu tel olarak kabul edin arkadaşlar. Bu tel yukarı doğru da hareket ettirebilirsiniz. Ve çıkış gerilim pozitif ve değeri artar. Bu T'li aşağı doğru hareket ettirirseniz arkadaşlar V çıkış, I çıkış akımı, yük akımı, motor akımı negatif olur. Yani bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da tek kutupluda da gerilim iki yönlü kontrol edilebiliyor. Negatif ve pozitif olarak kontrol edilebiliyor. Dolayısıyla motoru dört bölgeyle kontrol etme konusunda bir sıkıntı yok. Fakat bu bölgede V çıkış geriliminin polaritesi gördüğünüz gibi aynı anda negatif olamadığı için arkadaşlar bu tek kutuplu de diyor? Bakın tekrar söylüyorum arkadaşlar. Hocam bu gerilim negatif olamaz mı? Olur. Bu gerilimi komple aşağıya taşırsanız arkadaşlar. Nasıl olur bu durumda? Ben size yazdım bakın. Bu durumda şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Böyle bakın. Tam aşağı durumda olsun. Fakat bu sefer dikkat edin arkadaşlar. Yukarıda alternans yok. Yani siz e, pozitif alternansla çalışıyorken dolu boş dolu boş ama hepsi pozitif alternansla. Eğer siz VBN'yi VAN'den büyük yaparsanız bu sefer gerilimler negatif alternansla olur. Negatif Boşluk negatif boşluk olur. Şu asla olmaz. İşte bir tane pozitif negatif sonra pozitif. Yukarıda bir tane mesela. Böyle bir şey asla olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla ya yukarıda e, dolu boş dolu boş olacak. Ya aşağıda dolu boş dolu boş olacak. Aşağıda dolu boş olması VB'nin VN'den büyüklüğüyle alakalıdır. Yukarıda dolu boş olması VAN'nin VB'nin de büyüklüğüyle alakalıdır. Yoksa yani şöyle düşünmeyin. Bu tek kutuplu DA değer çevirici de çıkış negatif olamıyor. Hayır. Bu şekilde pozitif olarak ayarlıyoruz ama VBN'yi veya neden büyük yapacak şekilde tetikleme yaparsak bu tetikleme burada gösterilmemiştir arkadaşlar. Bu durumda şunu görmüş olduğunuz tüm pozitifler şunu görmüş olduğunuz kırmızı tetiklemelere dönüşecektir. Dolayısıyla üst taraf iptal alt taraf olacaktır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak DA değer karşılaştırmasını yapıyorum. Dikkat edin. Biz bir şey devresinde arkadaşlar yükseltici, altı altı ve altı yükseltici e, görmüştük biliyorsunuz. Yeni bir yük ilave ettik. Bir de arkadaşlar buraya tam köprü koydum gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar bu eğriyle, bu görmüş olduğunuz eğri yatay eksen e, duty cycle'ı göstermekte. Düşey eksen de arkadaşlar anahtar kullanım oranını göstermektedir. Yani ne demektir anahtar kullanım oranı arkadaşlar? Bir anahtar ne kadar uzun süre kullanılmıyorsa aslında o devre o kadar verimsiz demektir arkadaşlar. Dolayısıyla ben bir devreye de bir anahtar koyuyorsam o anahtardan e, periyot boyunca çok miktarda güç aktarılması lazım ki o anahtarın kullanım oranı artsın arkadaşlar. Bu açıdan bakıldığında gör görüyorsunuz arkadaşlar, DUTY CYCLE 0.5 olana kadar arkadaşlar e, yükseltici en verimli 0.5'ten büyük DUTY Cycle'lar için 6.6'cı 6.6'cı en verimli. Yok ben hem yükselteceğim hem 6.6'cı yapacağım dolayısıyla 6.6 yükseltici ya da cuk kullanacağım diyorsanız arkadaşlar bakın. 0.5'e kadar artıyor. 0.5'ten sonra verim düşüyor. Bakın yükselticiyle ile arkadaşlar oldukça verimi düşük gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tam köprü alçaltı yükselticiden de kötü. Bakın arkadaşlar çok rezil bir verimi var. Hocam o zaman rezil verimi olan bir şeyi niçin kullanıyoruz? Arkadaşlar cuk'u 4 bölgede kullanamıyordunuz motor kontrolünde. Alçaltı yükseltici 4 bölgede kullanamıyorsunuz Tam köprüyü kullanıyorsunuz. Dolayısıyla 4 bölgede kullanmak istediğiniz zaman... Tam köprüden başka maalesef bir seçeneğiniz yok arkadaşlar. Burada da bununla ilgili açıklamaları yaptım arkadaşlar. Ben size e, ekran üzerinde gösteriyorum tanımlarını. Videoyu durdurup rahatlıkla bunları okuyabilirsiniz arkadaşlar. E, bu şekilde sevgili arkadaşlar e, birinci haftayı bitirmiş olduk. Bu e, dosyadaki formül ve şekiller arkadaşlar e, size sabiste duyulardan pdf dosya olarak atacağım. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. İkinci haftada görüşmek üzere.